Merhaba, satılık bir karavan tanıtacağım bugün size. Karşınızda Ford orijinal kamyonetten üzerine yapma kasa eklenmiş. Orijinal kamyonet olduğunu vurguluyorum çünkü herhangi bir kesme biçimi olmuyor. Ve engebeli yerlere girecekseniz kasanın esneme payı daha yüksek olduğu için bu da mobilyada daha büyük bir rigidlik, daha yolda giderken de sessizlik sağlıyor. Dilerseniz yaklaşalım, şöyle detaylı anlatayım. Öncelikle arkadaşlar, karavandan bahsetmeden önce araçtan bahsedeyim. Lastikleri iyi durumda. Ön taraf tek. Bildiğiniz gibi arka taraf çift lastik oluyor kamyonetlerde. Bu da arka tarafı çift lastik. Orijinal 168 bin kilometrede. Tramer kaydı kesinlikle yok. 2022 yılında karavana çevriliyor arkadaşlar. Zaten iç kısmının temizliğinden de aracın temiz kullanıldığını fark edeceksiniz. Geri görüş kamerası var. Şoför kabininin yanında ise üst tarafın LED'i ve DC-DC dediğimiz arkadaşlar aracın alternatöründen şarj etme imkanı. Bu yukarıdaki büyük spot açılıyor ve o elektrik kısmını kontrol edebiliyorsunuz. Yukarıda bir sepetimiz var eşya koymak için. Burada arkadaşlar Thule'nin Omnistore tentesi var. Biraz yaklaşalım. Kamyonet kasaları yüksek olduğu için arkadaşlar dikkat ettiğiniz gibi kapı yukarıda. Bu yüzden elektrikli basamak var. Onları göstereceğim. Burada saklama alanlarımız var bu şekilde. Hepsi kilitlenebiliyor. Aşağıda majaratörümüzün tahliyesi var. Elektrikle ve manuel olarak gerçekleşebiliyor. Burada da saklama alanlarımız var. Burada gayet güzel geniş saklama alanları. Dometic'in havalandırması var. Bu buzdolabı havalandırması. Burada da telefonumuz var. Gördüğünüz gibi. Bunların hepsi kilitlenebiliyor. Burada ise arkadaşlar büyük bir yer var. Buraya sandalyelerinizi koyabiliyorsunuz. Kablolarınızı, tüpü koyabiliyorsunuz. Su deposunu koyabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Gayet büyük. Ayrıca mapalar da eklenmiş. Bu sayede siz kancalarla bağlayarak sabitleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar zemini ise mukap kaplı. Bu arada aracın yalıtımını anlamanız için şuradaki yüksek densiteli köpüğü görüyorsunuz. Buradan kesilerek açılmış. Dışı tamamen bu şekilde. Yani yalıtımla ilgili herhangi bir sorunuz yok. Bunlar tentenin ayakları. Tente açıldığı zaman oraya geliyor ama kendi mafsallı, makaslı pardon. Dört tarafta aydınlatma var arkadaşlar. LED aydınlatmalar. Buyurun yaklaşın. Burada Fianma'nın bisiklet taşıma aparatını görüyorsunuz. Çok kaliteli, güzel bir üründür. Burada başka bir havalandırma çıkışı var. Camlar yan tarafta 2 adet, burada 2 adet, burada 1 adet var. Bunların tamamı Berhimi marka. Kapımız da Berhimi'ydi. Burada gene bir servis kapısı var. Karşı taraftaki gibi. Suyu ve elektriği şöyle detaylı bir şekilde göstereyim size. Turma'nın boilerini görüyorsunuz burada. Su ısıtıcısı, gaz sistemi, su dolumu, genleşme tankını görüyorsunuz. İç kısmı bu şekilde. Burada aydınlatma şart arkadaşlar. Yoksa çok karanlık ve büyük bir alan. Şöyle vurun. Hemen buradan devam edelim uzaklaşmadan. Anahtarlı su dolum, dış duş. Bu da Turma'nın egzoz çıkışı arkadaşlar. Kullanmadığın zaman kapalı oluyor. Kullanacağın zaman açıyorsunuz. Burada bir depomuz daha var. Burada depo yok arkadaşlar. Bu tasarımı bütünleştirmek için. Burada da dış elektrik girişini görüyorsunuz. Kibar bir ürün. Berhimli camlarımız var. Dış aydınlatmamız var. Bu arkadaşlar kaplama. Kamuflaj kaplama yapılmış. Gördüğünüz gibi şuradan. Karavanın ruhsattaki rengi çift zaten. Krem rengi görünüyor. Şoför kısmını bir de buradan görelim. Kafanızda hiçbir soru işareti olmasın. Çünkü bu karavan satılık olduğu için siz bu aracı almaya gelecek olsanız nelere bakarsınız? Ben şimdiden sizler için her şeyi göstermeye çalışıyorum. Klimalı, orada geri görüş kamerası var arkadaşlar. Koltukların temizliği bu şekilde. Hiçbir soru işareti kalmasın kafanızda. Devam edelim. Aracın ön kısmını görmek isteyenler için de motoru da hafif
Hızlıca gösteriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aracın içine girmek için kapımızı açıyoruz. Kapımız berhemi. Burada gölgeliğimiz mevcut. Burada ayakkabılık var. Elektrikli bir basamağımız var. Düğmeye bastığımız zaman. Bu arada nerede bırakırsak orada. Yani eğer burada kaldırım falan varsa da istediğiniz yerde bırakabiliyorsunuz. Görün içeriye. Hemen girişte karşımızda bizi oturma grubu karşılıyor. Oturma grubu gayet geniş. Şunu soracaksınız. Burası yatak olunca kaç santim oluyor? Hemen sizin için metrem yanında. Arkadaşlar 96 santim. Uzunluğu ise yaklaşık 196 santim geliyor. Yani burada bir kişi çok rahat bir şekilde yatabilir. Hemen oturma grubunun üzerinde bir televizyon var. Televizyonda da şöyle bir özellik var. Eğer dışarıda izlemek isterseniz bu şekilde dışarıya bakar bir şekle getirebiliyoruz. Tabii yüksekliği ayarlanabiliyor. Yolda ise sallanmasın, ses yapmasın istiyorsanız bu şekilde sabitliyorsunuz. Yukarıda bu arada uydu alıcısı var. Hemen içeriye girin böyle. Burada bir puf var arkadaşlar. Eğer oturacaksanız şu şekilde burada da oturabiliyorsunuz. Kullanmadığınız zamanlarda ise böyle sıfırlayabilirsiniz. Bu arada tabii ki burası yatak oluyor demiştik. Pufun içerisi de kullanılabiliyor. Burada ise Neta'nın uydu alıcısını görüyorsunuz. Kumandası. Televizyonun kumandası var. USB'ler. Temiz su deposu. Aydınlatmalar. Hidrofor. Akü voltajı. Dizel ortam ısıtıcısı, pil su deposunun durumu burada gene bir USB. 2 adet bardaklık var burada. Camlar berhemi. Yukarıda saklama alanları var. Daha üstte böyle bas kulplu. Bunlar bas çeklidir arkadaşlar. Yani yolda kendi kendine açılmaz. Çıt ettikten sonra sabitlenir. Yeterli aydınlatma var. Ayrıca bu dimerli olduğu için yani dimer şöyle kısılabiliyor gördüğünüz gibi. Açılabiliyor. Kısabiliyor. Yani ortamı istediğiniz şeyde ışık seviyesinde tutabilirsiniz. Mutfak kısmına geçelim. Arkadaşlar Ken marka ikili ocak var. Gördüğünüz gibi. Burada arıtmadan gelen ya da isterseniz temiz su bidonunu bağladığınız çeşmemiz var. Burada diğer çeşmemiz var. 12 volt 140 litre brütü olan bir buzdolabımız var. Çekmecelerimiz var. Üst dolaplarımız var. Prizimiz, 12 volt çakmaklığımız var. Burada bir havlu asma yerimiz var. Burada arkadaşlar yine hanımların çok beğeneceği aspiratör var. Yemek yaptığınız zaman karavanınızın içi koku kaplanmıyor. Bu arada tavan yüksekliğini de soracaksınızdır. Arkadaşlar şu an benim boyum 182. Yaklaşık 183 diyelim. Yaklaşık olarak 18 santim falan oluyor. Yani 2 metre 1 santim, 2 metre 2 santim falan geleceğini düşünüyorum. Bu arada gördüğünüz gibi burada bir kurgu yok bu arada. Karışımdan dolayı tahmin edebiliyorum. Arkadaşlar ısıtıcı görüyorsunuz. Isıtıcının çıkışı orada. Menfezleri var. Hem burada hem diğer tarafta menfezleri var. Ulaşmak isterseniz de bu şekilde ulaşabiliyorsunuz. Mobilyada gördüğünüz gibi kavak kontra kullanılmış arkadaşlar. Kavak kontra bizim için önemli. Böyle araçların ağır olmasını istemeyiz. Yatağı da ölçelim. Yatağın eni. Arkadaşlar 142 santim geliyor duvardan itibaren. Boyuna bakalım. Bu arada kasanın hacmi 21 metreküp. Arkadaşlar şu an yatağın boyu 207 santim. Burada da gördüğünüz gibi berhemi camlarımız var. Böyle ceplerimiz var. Bu turmanın boyları arkadaşlar. Şalterimiz var. Pako şalterimiz. Bu arada dış aydınlatmalar, yani dışarıdaki şeyleri aydınlatmak için bunları kullanıyoruz. Dışarının aydınlatmaları için. Onun haricinde burada askılarımız var. Aynalı bir kapımız var. Elektrik sistemimiz burada. 3 adet akümüz var. DC DC charger'ımız var. Gördüğünüz gibi 12 volt sigortalarımız var.
1200 watt tam sinüs invertörümüz mevcut. Ve gene de saklama alanı olarak kullanılabilecek bir kısma da sahibiz. Devam edelim. Şöyle ben devralayım. Teşekkür ederim. Geçtik banyoya. Banyonun kapısı arkadaşlar bu şekilde açılıyor. Burada askılıklarımız var. Hanımların çok beğeneceği bir detay. Tuvalet ve duş ayrı yerde. Tuvalet burada arkadaşlar. Dokumatik lambası var. Banyoda alışkın olmadığımız kadar çok dolap var burada. Gördüğünüz gibi buralarda dolap. Şu aşağısı da dolap. Duş ortamımız bu şekilde. Burada arkadaşlar Berhimi'nin fanlı hekisi var. Çift yönlü bu. İsterseniz içeriden dışarı, isterseniz dışarıdan içeriye havalandırma sağlayabilirsiniz. Buranın da aydınlatması var. Şu şekilde duşakabinimizi kapattığımız zaman su gelmeyecek şekilde dışarıya burada duşumuzu alabiliyoruz. Bu şekilde de banyomuz kuru kalıyor. Tuvaletimiz macerotörlü arkadaşlar. Büyük taş dediğimiz tuvalet tipinden. Macerotörün boşaltımı ise isterseniz otomatik, isterseniz manuel elle gerçekleşebiliyor. Girişte aydınlatmamız var. Burada saklama alanımız var. Yani hiçbir şey ziyan olmamış. Sinekliğimiz var burada. Bütün camlarda sineklik var. Zaten standartında geliyor. Berhimi'nin siyah kasaları tercih edilmiş. Bunlar pistonlu amortisör pistonlu camlar arkadaşlar. Söylemek istediğim bütün detayları verdim mi? Hayır vermedim. En önemli detaya geleceğiz. Arkadaşlar en önemli detay fiyat. Tabii ki en büyük kriter. Arkadaşlar tabii ki sabit bir ekonomimiz yok maalesef. Enflasyon var. O yüzden satıcı, ben bu aracın sahibi değilim. Ben sadece aracı oluyorum satılmasına. Satan aracın sahibi şöyle bir şey düşündü. Sağ olsun 100.000 TL dedi ki senin izleyicilerin için indirim yapalım. Fakat bu indirim 15 gün süreyle geçerli olacak. Daha sonra çünkü arttırmak zorundayım. O yüzden arkadaşlar şu anda karavanın fiyatı 2.4 milyon TL. Tabii ki pahalı gelecek olanlar vardır. Uygun gelecek olanlar vardır. Hesabınızı buna göre yapabilirsiniz. Dediğim gibi şu an 1 Mayıs tarihindeyiz. Pardon 1 Nisan tarihindeyiz. 15 Nisan'a kadar arkadaşlar bu fiyat geçerli. Burada şunları düşünmeniz gerekiyor. İşte boş bir kamyonet ne kadara mal olur? Böyle bir yapma kasa ne kadara mal oluyor? İşte 3 panel, 3 akülü, DC-DC'li, tuğle tenteli, Kenmark ocağı olan, dizel ısıtıcısı olan bir karavan ne kadara mal oluyor? Bir bakın hesabınıza geliyorsa, böyle bir araç ilginizi çekiyorsa iletişime geçebilirsiniz. Peki her zaman artılar söylenmez. Eksiler neler? Arkadaşlar şoför kısmından arkaya geçiş olması güzel bir detaydır. Bunun olmaması bir eksi. Peki artısı ne bu durumun? Bağımsız kasa olması. Peki bağımsız kasa ne demek? Bakın görüyorsunuz. Aradan ışık geçiyor. Yani kasa kısmı, kupa kısmı farklı. Kasa kısmı ek. Bundan dolayı eğer bir çukura girdiniz. Mesela 3 teker aynı seviyede, diğer teker çukurda. Yani araba bir burkulmaya uğruyor. Burada arkadaşlar kasa bir bütün olduğu için mobilyalarınız sabit kalıyor. Öbür türlü yani yapma kasalarda, yani semi entegrede kasa bütün olarak burkulmaya uğradığı için mobilyadan aşırı derecede ses geliyor. Avantajı, dezavantajı bu. Peki araç kaç kişilik? Araç 3 kişilik. Yani 5 kişilik bir aileyseniz bu araç size uygun değil. Bunu da baştan bilin. Dışarıdaki kaplama arkadaşlar bence yakışmış. Ama siz farklı bir şey düşünürsünüz. Mesela buraya bir şerit atayım. Burası krem rengi olsun falan derseniz de kaplamalar sökülüp tekrardan kaplanabilir. Sonuçta düz zemin olduğu için, hatta kaplama verimli de olur arkadaşlar. Yani bazen girinti çıkıntılarda güneşle birlikte atmalar gerçekleşiyor.
Ama burada başarılı olabileceğini düşünüyorum. En azından yapımı daha kolay normal şeye göre. Burada normalde arkadaşlar merdiven varmış. Büyük boy. Merdiven çıkartılmış. Güvenlikten dolayı. Bisiklet taşıma aparatı. Çok kaliteli bir bisiklet taşıma aparatı arkadaşlar. Çok rahat iki bisiklet alabiliyor. Güvenli bir şekilde seyahat edebiliyorsunuz bisikletlerinizle birlikte. Bunu tavsiye ederim. Merdivenin yeri de görülüyor hatta. İstenirse sonradan eklenebilir. İstenirse katlamalı bir merdiven de kullanılabilir. Tabi araç yüksek olduğu için arkadaşlar bir çocuk falan çıkarsa tehlikeli olur. Teleskobik merdiven de tercih edebilirsiniz. Karavanla ilgili benim söylemek istediklerim bunlar. Unuttuğum detaylar varsa eğer lütfen sorun sormaktan çekinmeyin. Araç arkadan itişli ve arkası çift teker olduğu için mesela bakın şu an çekim yaptığımız yer bir bahçe. Hani bahçeye girerken bir tereddütte bulunmadık. Ha, çimenler var acaba buradan çıkamayabilir miyiz falan diye bir tereddütümüz olmadı. Çünkü ağırlık merkezi arkaya yakın ve arkada hem çift teker hem de arkadan itiş olduğu için bu bir avantaj sağlıyor. Böyle biraz daha hani şehirden uzaklaşayım diye düşünenler için ben bu karavanı tavsiye ederim. Şimdi girişin yüksek olması da mesela bazılar için dezavantaj gibi görünse de bazılar için avantajdır. Mesela kamp alanlarında gittiğiniz zaman börtü böcekten çok haz etmiyorsanız, sürüngenlerden korkuyorsanız aracın yüksek olması, giriş kısmının yüksek olması sizin için güzel bir avantaj teşkil ediyor. Mesela hemen kaç santim olduğunu da size söyleyeyim. Elimde meteyle geziyorum sizler için. Bakın gördüğünüz gibi yaklaşık 87 santim. Yani buraya hele ki merdivende kapalıyken kolay kolay bir hayvan yani öyle küçük hayvanlardan çıkacağını zannetmiyorum. Bu da sizin güvenliğinizi arttıracaktır. Benim söylemek istediklerim bunlar arkadaşlar. Kasanın kenarları alüminyum. Gördüğünüz gibi içerisi yalıtımlı. Yalıtım malzemesinden de bahsedeyim. Panel dediğimiz sistem kullanılıyor arkadaşlar. Bunları buralardan kontrol edebilirsiniz. Bakın görüyorsunuz. Yalıtım malzemesi. Ben şu an bastırıyorum. Yüksek densiteli kullanılması önemli çünkü. Burada yüksek densiteli kullanılmış. Herhangi bir sorun, sıkıntı yok. Belirtmek istediklerim bunlar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Umarım gönlünüze göre güzel bir karavanınız olur. Bir kamp yerinde karşılaşır, sohbet ederiz. Hoşça kalın.